kişinin fiziksel kapasitesini, yeteneklerini ve galibiyete olan inancını geliştiren bir aktivite. Efor. Değil. Basit düşünün ya. Bir aktivite. Kişinin fiziksel kapasitesini, yeteneklerini ve galibiyete olan inancını geliştiren bir aktivite. Çok harf basit alayım. Düşünün. Harf verelim. Harf. Evet. Spor. Spor doğru cevap. 4 harfli ikinci kelimemizin sorusuna bakacağız. Gelsin bakalım. Geçmişte kalan olayların üzerinde durulmasında bir yarar yoktur anlamındaki geçmişe mazi, yenmişe nokta nokta derler. Atasözünü tamamlayan kelime. Gazi. Değil. Yenmişe gazi denmesi tuhaf olurdu zaten, evet. Sezgin Bey. Geçmişe mazi, yenmişe... Ne yenecek bir şey söyleyin efendim. Bilemedim ya. Harf alalım. Harf verelim. Yenmişe. Harf alayım. Harf aldık efendim. Geçmişe mazi, yenmişe. Evet, şarkı söyleyeceğim. Yine şarkım geldi sevgili izleyenler. Efendim iki tane U harfi olan yiyecek bir şey. Bir harf alayım ya süreden. Hayır. Al. Kuzu mu? Kuzu doğru cevap. Hayır, yiyecek şey derken ben aklım meyve sebzeye gitti. Siz vejetaryen mısınız? Yok değilim. Neden meyve sebzeye gitti? Yani. Ben ne bileyim siz ne yiyorsunuz Sezgin Bey? İşte kuzu yiyorlar neyse diye şey yaptım. Evet. Efendim 5 harflilerden devam ediyoruz. İlki tek kelime edebiyattan geliyor. Gelsin bakalım. Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu. Sıra. Değil. Evet. Şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu. Ölçü aslında bu. Kafiye. Değil. Harf alın. Harf alalım. Harf aldık. Heh. Bize hece ve durak denk oluşu. Harf alayım. Aruz nokta noktası var. Harf alayım yani. Harf alalım ya, ne riske atalım. Harf. Uydurun. Vezir. Gibi bir şey, son harfi değiştir. Son harfi değiştirin. Vezip, vezin. Vezin doğru cevap. Efendim 5 harflerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım nasıl sorduk. Protez saç. Peruk. Peruk doğru cevap. 6 harflerdeyiz. Bir sıfat soruyoruz. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz. Sıfatımızı. Kendisini geçindirmeye yetecek geliri, malı, kazancı bulunmayan. Muhtaç. Muhtaç doğru cevap. Efendim bir diğer sorumuzun cevabı tek kelime. Bakalım nasıl sorduk. Yaradan'ın merhameti. Rahman. Değil. Rahim. Hayır. Rahmet. Rahmet doğru cevap. 7 harflere geçtik. Tek kelime ve yapım eki almış bir sözcük soruyoruz. Şöyle soruyoruz. Geçmişe ilişkin olaylarla ve yer, zaman, sebep, sonuç ilişkisine bağlı sistemli bilgilerle uğraşan kişi. Yer, zaman. Tarihçi. Tarihçi doğru cevap. Efendim yarışmanın ortasındayız. 3000 puanımız var. 1 dakika 16 saniye süremiz var. Evet, vakit evet. Çok da sıkıntılı değil ama değil mi? Çok da sıkıntılı. Sıkıntı. Sezgin Bey. Tamam. Yani 1 dakika 16 saniyede 7 soru bilmeniz gerekiyor. Şimdiye kadar 7 soru bildiniz. 2 dakikanın üstünde 3 dakikaya yakın zaman harcadınız. Evet. O yüzden artık biraz hızlanmamız gerekiyor. 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. Mastarla bitiyor efendim. 2 harfli mastarla bitiyor. Gelsin bakalım soru. İfadeye duygu katmak için seste, sözde meydana getirilen perde değişikliği, başkalık. Böyle seste... Harf alayım. Harf aldık. T. Bir harf daha mı aldınız? Bir harf daha. Bir harf daha aldık. İfadeye duygu katmak için seste, sözde meydana getirilen evet. Perde değişiklik Tonlama. Tonlama doğru cevap. İlk vatan edinilen yer. Anayurt. Anayurt doğru cevap. Efendim 8 harflerdeyiz. Yine 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Yapıştıralım soruyu. Mecazi anlamda trafikte sürücünün geriden gelenleri aynasında göremediği açı. Hayal. Göremediği açı. Kör nokta. Kör nokta doğru cevap. Yine 8 harfli bir kanatlı türü soruyoruz bu sefer. Soralım madem soruyoruz dedik. Yavrularını gerçek anlamda kuş sütüyle besleyen bir kuş türü. Bir kuş türü. Harf alayım. Bir tane harf aldık. Evet. Uydurun. Güvercin. Evet. Güvercin doğru cevap. Efendim 9 harflilerdeyiz. Yine 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım soru. Dünyanın uzaydan çekilen ve Güney Kutbu'ndaki buzulların görüntülendiği ilk fotoğraf olan en ünlü fotoğrafı. Harf alayım. Aldım. Bunda bir harf daha alabilirim bunda. Tabii. Bir harf daha mı? Bir harf daha. Bir harf daha aldık, durdurduk artık. Dünyanın uzaydan çekilen ve Güney Kutbu'ndaki buzulların görüntülendiği ilk fotoğraf olan en ünlü fotoğrafı. Dünya nasıl görünüyor mesela? Küre uzaydan şeklinde. Değil mi? Yani küre, mesela küre şeklinde başka ne olabilir? Küre şeklinde. Bir oyuncak gibi bir şeye benzetilmiş olsa mesela. Küre şeklinde oyuncak olsa yani tenis topuna benziyor. Daha ufak. Bilye. Ha. Evet. Dünyaya ne denir? Küre. Küre. Ay başka bir şey denir yani. Dünyaya nokta nokta gezegen denir. Bir renk. Mavi bilye. Mavi bilye doğru cevap. Gerçekten çeşitli omuz müdahaleleriyle cevaba ulaştık sevgili izleyenler. 9 harflerdeyiz yine. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Dil bilgisinden geliyor. Gelsin buyursun biz müsaitiz. Dondurmacı kelimesindeki sesli harfleri niteleyen tabir. Dondurmacı kelimesindeki sesli harfleri niteleyen tabir. Evet. Kalın ünlü. Kalın ünlü doğru cevap. Hiç bak bizlik bir şey olmadı. 10 harflerdeyiz. Yine 2 kelimeden oluşan ve mastarla biten. Son soru değil mi? Sondan değil efendim. Soru tamam. Evet. 2 kelimeden oluşan ve mastarla biten bir deyim tamam. Soracağız evet. Şimdi size. Mecazi anlamı var. Gelsin bakalım sorusu. Argo'da kanmak, inadı yumuşamak, tatlı sözlere inanmak anlamlarında kullanılan bir deyim. Argo'da kanmak, inadı yumuşamak, tatlı sözlere inanmak. 2 kelimeydi değil mi? Evet. Tatlı sözlere inanmak. G harfi. Evet, gelmek olabilir orası. Evet. Kanmak. Kanmak. İkinci kelimeyi lafa buldunuz. Gelmek, söze gelmek. Değil. Cana gelmek. Değil. Böyle inadı yumuşamak, tatlı sözlerle inandırmak. Aa, nokta noktaya geldi gibi. Suya gelmek. Değil. Değil. Toprakla ilgili aynı zamanda bir terim. Toprakla ilgili bir terim. Tava gelmek olacaktı. Düzgün alkışı gerçekten yani son soruya yakın yedik olacak iş değildi ama olsundu. 10 harfli son sorumuzun cevabı yine 2 kelimeden oluşuyor ve kendisi bir ikileme yani aynı kelimenin tekrarından oluşuyor. Gelsin sorusu bakalım. Bir sıvının bir kaptan akarken veya bir şişeden bir içeceği içerken çıkan sesi niteleyen bir ikileme. Lıkır lıkır doğru cevap. Cengiz Bey az daha nasıl puan alıyordunuz? Evet, ama 7000'de güzel. Yani